Zuhal Hanım, hoş geldiniz. Yine yıkılıyor. Çok teşekkür Makyaj, ediyorum. Makyaj, saç, kostüm, takılar. Her şeyi kendim de yine hatırladım. Kuduracaklar bunu Zuhal Hanım. Söyle buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Geçiyorum. Yetişti mi herkes? Her şey, her şey yetişti, tamam. Zuhal Hanım. Hadi bakalım. Her şey harika. Bugün siz de doyacaksınız. Hadi inşallah. Hoş vallahi geldin. Güzel. Güzel. Fit çorba. Sebzeyle başlayacağız. Güzel. Evet. Somon. Aman et her gün bir kırmızı et yiyoruz zaten. O yüzden zaten. Bir farklılık olsun istedim Zuhal Hanım. Aynen, evet. İyi yapmışsın. Masan zaten çok güzeldi. Abi bir şey söyleyeceğim, bu ışıklar yanıyor mu? Yanıyor ama şu an. Tabii elektrik şeyi yok, evet, ama evet, güzel evet, oldu. Evet. Yeni yıla da zaten yeni girdik. Hala atamadım onu üzerimden. Devam atmayalım ediyorum. Zaten severim ben de. Hadi bak bakalım, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar Neriman Hanım. İsmail Bey, bana mı özendiniz? Kabanızı kollarınızın üstüne atıp geldiniz. Şöyle alalım. Teşekkür ederim teyzeciğim. Nasılsın? Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Can Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin Neriman. Hoş bulduk. Nasılsın Zuhal Hanım? İyi canım. Seni sormalı. İyiyim. Çok şükür. Her şey yolunda mı? Merhaba. Aa merhaba. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz. Ay ne zamandır pantolon askılı birini görmüyordum. Eskiden ne çok erkekler lap diye çeker bırakıp sonra. Merhaba Can, merhaba Esra. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet, bugün de Feyza'dayız. Yemekleriyle, sunumlarıyla, masasıyla karşılayacak sizi. Öncelikle Zuhal Hanım, masamda güller var. Dün Can Bey bana gül aldı ve ben de bugün bayan arkadaşlarıma hepinize burada güller aldım. Yemekten sonra da ikram bunları size verebilirim isterseniz. Önce Neriman Hanım isterseniz size şöyle vermek istiyorum. Hepinize sırayla tabii. Hanımlar da hanımlara çiçek veremez mi? Verir tabii ki de Zuhal Hanım. Çiçek çok mersi. Çiçek güzel bir şeydir. Can Bey. Çiçeklerimiz solmasın. Esra Hanım bu sizin. Mutlu olursunuz umarım. İsmail'e şu şey yılbaşı meyvesinden. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Enerjin nasıl? İyiyim, çok iyiyim. Enerji. Bugün dolu dolu geldim Zuhal Hanım. Dolu dolu. Zaten şimdi pek de boş değildin dün de. Değilim, değilim. Bugün Can daha dolu geldim şöyle be. Feyza Hanım, bence sizin adınızı artık bir değiştirelim. Aş koş koş Feyza mı koysak? Ne? Koş, pardon, koş. Haddini koş. Mi istersen? Ne biçim koşuyorsun? Bakar mısın? Ne bileyim, Can Bey gülü verirken böyle bir değişik tavırlar. Aşko kuşko derken. Aşko kuşko Feyza. Benimle böyle konuşamazsın. Lütfen haddini bil İsmail Bey. Teşekkür ederim. Peki, buyursunlar, masasına bakın Feyza Hanım. Nasıl buldun Esra Feyza masayı? Feyza Hanım dün benim odunlarıma çok bahane buldu ama çam ağacı getirse daha iyi olurmuştu bence, yani çam yapraklarıyla. Evet, yeni yıldayız ve hala o atmosferi. Şimdi siz evinizde çam ağacı yaptığınızda yılbaşında hemen ertesi gün kaldırıp atıyor musunuz? Yok, dün Feyza Hanım benim odunlarıma o kadar laf söylediniz ama ki. Ama çok göz yoruldu, aynı değil. Sizinki de aynı şey, bakar mısın? Hiçbir fark yok bence. Hiçbir fark yok mu? Ha ağacın kütüğü, ha dalı yani. Ya siz eğer şu yorumu yapıyorsanız ben kale alıp cevap veririm. Ay gerçi zaten siz neyi kale aldınız ki? Dikine süslerdi, burada bir yatay. Hiçbir farkı yok işte Feyza Hanım. Var. Feyza Hanım. Sen nasıl buldun Esra? Ben sevdim aslında fakat bu ışıkları hiçbir şekilde sevmedim. Evet. Evet. Neden? Kendi bu ışıklar yeterliydi aslında, öyle düşündüm, evet. Ama ekstra onu da katmak istedim. Sizin tarafınızda da bir ışık olsun istedim o yüzden. Can sen nasıl buldun Feyza Hanım masasını? Güzel, değişik duruyor Zuhal Hanım. İlk defa ben böyle görüyorum. Yemekte de sık sık izliyorum. Evet. Böyle masa görmedim. Hoş, güzel duruyor. Teşekkür ederim. Kış konseptine uygun. Neriman? Ben de hoş buldum. Dediğim gibi Esra Hanım'a katılıyorum. Bunlar olmasaydı daha güzel olurdu. Evet. Ama güzel yani, özenilmiş bir masa. Evet. Evet. Peki, Feyza Hanım herhalde beni kıskanmış, enerji dedim ya, o da bir ışık koymak istemiş. Bana bir mesaj var burada. O da hat çeşirdi. Evet, bir kıskandı beni. Evet, çift servisler açılmış, peçeteler var. Yılbaşı konseptinde yarışsaydık doğru bir masa olurdu. Ama hani gülleri vermesi güzel bir şey. Ona hani kesinlikle yorum yapamam. Ama o şekilde masayı kurması bence doğru değil. Çünkü yılbaşı konsepti değil. Bu masa düzeni güzeldi. En azından değişikti. Çiçek yoktu ama otlarla falan güzel bir sunum hazırlamıştı. Herhalde Feyza Hoşkom yılbaşından çıkamamış ama yılbaşını geçtik. Çam ağaçları süsle, o masa düzeni, çam yaprakları kesinlikle çok kötüydü. Hiç beğenmedim. Evet, menü nasıl Esra? Menü beklediğimiz bir menüydü aslında. Nasıl yani? Kendisi spor yaptığını söylemişti. Böyle bir menüyle karşılaşacağımı düşünmüştüm ama fit çorbayla başlayıp kreple devam etmesi
biraz ironik. Kreple devam etmesi derken onlar da oradan konuşuyorlar. Denge sağladım ama onu da anlamayacak kapasiteye sahip hepsi gerçekten. Hele ki İsmail Bey'in aşko kuşko. Gerçi cevabını da verdim, haddini bil dedim. O da zaten haddini de bildi, uzatmadı da. Ayrıca ben diyet menüsü yapmadım ki, bunun neresinde bir diyet menüsü var? Bu çorbanın içi, hiç mercimek çorbası içmiyorlar mı acaba? Çok merak ediyorum. Herhalde tatlı olarak da birazcık karbonhidratlı bir şey seçmiş. Tatlı dediğiniz genelde şey de yapabilirdi, hurmadan, cevizle, şeyle, lokmalar, şeyler, toplar da olabilirdi yani. Güzel bir tatlıdır aslında. Sen nasıl buldun Can Feyza'nın menüsünü? Fit bir menü diyeyim. Fit. Çorbalı fit. Beğendin mi? Genel olarak güzel. Ben her zaman diyorum nasıl olduğu önemli değil. Reçete iyiyse, yemek iyiyse, kuru fasulye pilav bile getirse benim için 10 numara. Lezzete bakarım lezzete diyor bakarım Can. Ben lezzete bakarım. Sen ne söyleyeceksin Neriman? Ben de aynı düşüncedeyim. Yani fitle başladık ama hani hamurla bitirmesi... Arkadaşlar burada yani denge var. Neyde denge, fit dediniz? Neyi şu an şey eksik buldunuz? Çorbamız fit ama ben hiç fit değilim ya Feyza Hanım. Bakar mısınız? Buraya yemek yarışmaya geldik. Zaten diyet programına değil yani. Siz mercimek çorbası içmiyor musunuz? Dün benim kremalı ıspanak çorbama bahane buldunuz ama... O şey gıda boyası suydu bence. Yok gıda boyası değildi, ıspanaktı. Karıştırdınız sanırım. Sen niye sana verdi çorbayı geri ver? Kibarlık yaptı. Ya öncekileri bana verdi ama... İşte böyle çok centilmen. Çok kibar. Gerçekten. Gel, o yüzden. Şimdi bu adamı takdir etme yani. Gerçekten. Dün kıskandılar kutuplar ama hep böyle gerçekten. Bugün şimdi, dün beni kırdı ya aslında bir konuda. Ben kırılmıştım ona. Belki ona... Neyman Hanım bugün çok şıksınız bu arada. Çok teşekkür ederim Feyza. Dinlenebildiniz mi? Çok sağ olun. Dinlendim çok şükür. Harika. Evet kırdı diyordu. Evet yani dün herhalde beni kırdı. Ben çünkü kırıldım gerçekten. Kırıldın mı? Evet. Aa. Sen kırıldın mı İsmail? Evet dün çok ben çok kırıldım çünkü kırıldın. Ben o kadar çok emek verdim, o kadar çok uğraştım ki masamla. 2,5 saat arkadaşlarım için yemek yaptım. Herkes hem de yöresel yemek yaptım. Yarışma içinde herkes yaptı. Evet koşturdum ama dün haksız eleştirdiler beni ve haksız yorumlarda bulundular. Bir puan nedir? 4'ler 5'ler verdiler resmen bir. 0 hiç vermeselerdi benim için iyi, daha iyi olurdu bence. İsmail çünkü Bey siz böyle düşünüyorsanız benim... ben öleyim o zaman. Çünkü... Allah etmesin. Hayır. Ya ben size 6 puan verdim sizin Neriman Hanım. Sizin için demiyorum. Hani diyorsunuz ya 4-5'ler falan ama yani sizin menünüzde 4-5'ler bence çok iyi. Yo bence... Benim menüme hiç ben 6'ları falan... İsmail Bey bir şey sorabilir miyim? Sizin menünüz mü iyiydi yoksa Neriman Hanım? Tabii ki de benim menüm. Hangileri daha iyiydi veya daha iyiydi? Çorbam iyiydi mesela. Tatlım çok iyiydi. Tatlım gerçekten iyiydi. Ondan sonra Bolu'nun yöresel kedi bakmasını yaptım. Yöresel bir yemek yaptım en azından. Yöresel benim ama masam çok iyiydi. Arkadaşlar tabii onlar dün beni haksız yere çok eleştirdiler. Haksız yere kesinlikle. Çünkü ben çok uğraştım, çok emek herkes verdim. Uğraştı, ben bir İsmail aşçı Bey. Değilim. Burası bir yarışma ben tek farkında başıma mısınız? Yaşayan, tek başıma yaşayan, ondan tek ve tek başıma hamur getirdim kalan, önüme ya. Ondan ve tek başıma yemeklerimin hepsini herkes yaptım. Tek ve yaptı. Çok güzel yaptım. Herkes anladınız tek mı? Ama siz ev hanımısınız. Neriman Hanım. Olabilir. O zaman 3 tane çocuğunuz var. Ben bekar biriyim. Erkek olarak burada yemek yapıyorum. Pardon da İsmail'cim. İnsanların medeni durumuna göre burada hani puanlamıyoruz. Hayır. Yok Zuhal Hanım o değil. Yani ben aşçı değilim. Ondan sonra hani yemekten çok iyi anladım. Dayın aşçıymış. Ama dayım aşçı ben değilim. Hani yemekten çok iyi anlamıyorum. Yani. Ama elim lezzetliydi. Yemeklerim de güzeldi bence. Yanılıyorsunuz. Elik köften çok güzeldi. İsmail İki puan. Ben bu konuda size katılmıyorum. Gerçekten. Peki sesinizi alçaltırsanız gerçekten sesiniz ya ben normalde yüksek sesle konuşuyorum. Ama şöyle diyorsunuz ya ev hanımı o zaman siz de katılmasaydınız haksız bir puanlama oldu. Konuşacağız. Yok ben hiç haksız değildi. Bana haksızlık oldu. Bilare afiyet olsun. Fit çorbayla başlıyoruz. Artık çok gereksiz buluyorum. Çünkü çok sıktı. İsmail Bey'i inanılmaz gereksiz buluyorum. Neden bu yarışmada? Hiçbir şekilde fikrim yok. Onlar kesinlikle beni kıskandılar. Enerjimi de yüksek buldular. Benim de konuşma tarzımı da yüksek buldular. O yüzden benden biraz korkuyorlardı. Güçlü rakip gördüler beni. Ben de ev hanımı değilim. Benim günümde göreceksiniz nasıl bir menü çıkaracağım, nasıl bir yemek yapacağım. Ev hanımı değilsen, eğer ki öyle düşünüyorsan gelmeyecektin, başvurmayacaktın. Elimin lezzeti var dedin, hiçbir şey yapamadı. İsmail Bey masada sürekli kendi masam ve dönüp bana dedi ki siz ev hanımısınız. Kesinlikle buna katılmıyorum. Madem ev hanımları yarışacak diye bir yarışma değil burası sonuçta, herkese açık. Kendine güvenmeseydi, katılmasaydı. Yani ev hanım yarışması değil burası. Hiçbir şekilde hiçbir yemeğini savunamaz zaten. Dün gördük, lezzetsiz bir yemek geldi önümüze, zahmetsiz bir yemek geldi. Hala oturmuş ana yemeklerim, yok çorbam ya çorba yoktu ortada. İsmail Bey neyi savunuyorsunuz?